Keşke Mehmet'le Gümüş de burada olsaydı. Bir de torunum tabii ki. İşte o zaman tam olurduk. Haklısın Şeref kızım. Ama inşallah bu küslük bitecek. Bu kez biraz uzun sürdü. Hepimiz sıkıldık biliyorum. Şimdi araları bozuk, tamam. Ama dayanamaz onlar birbirine. Yakındır. Kol kola girer içeri, barıştık diyiverir keratalar. İnşallah babacığım. Telefon etsek de torunumu alıp gelse Gümüş. Hadi Pınar, arada gelsinler ha. Bu saatten sonra olur. Olur mu anneciğim? Melek uyumuştur bile. Uyumuştur yavrum, haklısın. Böyle de insanın boğazından geçmiyor ki değil mi ama? Aferin benim tontonlarıma. İşte böyle kavga etmeden yiyin yemeklerinizi. Tamam mı? Afiyet olsun. Aa, bu kadar olur cancağızım. Hoş geldiniz. Biz de tam sizden konuşuyorduk. Melek nerede? Onu da getirdiniz değil mi? Gelsenize oğlum. Yemekler pek güzel. Şükürler olsun. Sizi böyle tekrar yan yana gördüm ya. Ölsem de gam yemem. Aferin size. Gelin bakalım. Konuşmaya gelmiştik dede. Barıştık demek kolaydır oğlum. Zorlama kendini, biz anladık. Gerçi çocuk oyununa çevirdiniz, artık suyu çıktı ama gene de söyleyin hadi. Seher kızım, servis aç Mehmet'le Gümüş'e. Derdimiz sandığınız şey değil. Müsaade ederseniz açıklayalım. Biz uzun zamandır düşünüyorduk. Sorunlarımızı halletmeye çalıştık. Çok konuştuk. Hepimiz çok yıprandık biliyorsunuz. Siz de çok üzdük. Uzatmayın evladım. Çıkarın ağzınızdan baklayın. Dede. Biz boşandık. Ne diyor bunlar ya? Ne münasebet? Ne hakla? Kimden izin aldın efendi? Biz burada neciyiz Mehmet efendi? Kimselere danışmadan, haber vermeden boşanmak ne demek? Sen de buna uydun ya kızım, aferin sana. İnancımı, sevgimi, sabrımı sınar gibi davranıyorsunuz. Adamı dinden, imandan çıkarırsınız. Tövbe tövbe. İkinizi de bir daha görmesin gözüm. Umarım bu yaptığınızdan memnunsunuzdur. Ay Allah'ım, sen aklımı koru. Ne yaptınız oğlum? Dede! Dede! Dur bekle dede! Dede! Dede, bir dakika bekle ne olur. Kaç yaşında adamım, diyecek söz, yapacak bir şey bulamıyorum. Bana kendimi aciz hissettiriyorlar. Dedeciğim ne olur üzülme. Sana bir şey olursa biz mahvoluruz. Çocuk değil ki bunlar. Dövsen de sövsen de kâr etmiyor. Yine bildiklerini okuyorlar. Gözleri hiçbir şey görmüyor. Deve inadı var bunlarda. Bu senin suçun değil ki dedeciğim. Sen ne gerekiyorsa yaptın. Biz de yaptık ama hiçbir şey değişmiyor. Çok istesek de insanların kaderini değiştiremeyiz. Görüyorsun. Seher sen çocukları al. Uyku vakitleri geldi. Bir güzel yat. Erken ya. Ben daha açım. Yürüyün bakayım. İtiraz istemem. Doğru yatağa. Bunu bize nasıl yaparsınız çocuğum? İkinizi de asla affetmeyeceğim. Biz sizin için neler yaptık? Teşekkürünüz bu mu olacaktı Mehmet? O kadar söyledim, ailene sahip çıkmadın. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor. Kendine gelip kol kanat germedin karına kızına. Torunum annesiz babasız mı büyüyecek şimdi? Anne, bu bizim kararımız. Saygı duyun lütfen. Şş Mehmet. Yeter ya. Ne olsa benim başımın altından çıkar zaten. Sadece ben suçlu olurum sonunda. Kuzen,
Anneciğim lütfen, her şeyi daha da zorlaştırıyorsunuz böyle. İkiniz de konuşmayın benimle. Ne haliniz varsa görüyorsunuz anneciğim, zaten. Anneciğim ne olur böyle konuşmayın. Bana anne deme artık. Senin Şeref diye bir annen yok. Ne oluyor bunlara? Sanki bunlar boşanmış gibi. Ne bekliyordun Mehmet Efendi? Bunlar olacak tabii ki. İnsanların bunu kolayca kabul edebileceğini mi zannediyordun? O küçücük çocuğa nasıl açıklayacaklar bunu? Bir hiç uğruna seni yarım bıraktık evladım mı diyecekler? Bunun vebali büyüktür kızım. Her baba yiğit kalkamaz altında. Ben de en çok Melek için üzülüyorum zaten dedeciğim. Bir tek onu düşünüyorum. Babaannen öldüğünde evlatlarıma hem ana hem baba olmak zorunda kaldım. Ne kadar yokluğunu hissettirmemeye çalışsam da bir yanları hep yarım kaldı. Hele Gülsün, en çok o hissetti annesinin yokluğunu. Bunlar şimdi cengaver ya. Biz birlikte büyütürüz kızımızı. Ayrı gayrı olmaz diye ayak diretecekler. Biz geri kafalıyız ama bunlar modern ya sözde. Şimdi gençlerde bu var. Ayrıldık ama dostuz. Olmaz kızım. Bunlar lafta kalır hep. Birbirini seven, bir zamanlar aynı yatağa baş koyanlar sonra dost falan olamaz. Külahımı anlatsınlar. Böyle mi büyütülür çocuk? Her akşam sofrasında anasını da babasını da görmek ister. Her gece kapı çalındığında gelinin babası olmasını ister. Annesinin babasının güler yüzle karşılamasını ister. Çocuk sevgiyi ana babasından öğrenir ilk önce. Ama bunlar daha kendileri çocuk. Nereden bilecekler ki bütün bunları? Dedeciğim, pişman olacaklar. Hem de çok pişman. Ben anladım kızım. Bunlar gelgit akıllı. Allah yollarını açık etsin demekten başka bir çare yok. Ne geceydi ama. Hayatımın şoku. Ölsem de inanmazdım. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Elim ayağım boşaldı vallahi. Dedem gürleyince olduğum yere yapışıp kaldım. Çok şaşırmamak lazım. Hayatta her şey olabilir. Bizi neyin beklediğini bilemeyiz. Ne demeye çalışıyorsun abla? Sizin de sonunuz bu mu yani? Siz de mi boşanacaksınız? Kim bilir. Ama öyle olsa bile eminim kimseyi bu kadar şaşırtmaz. Bizim ilişkimizde görünen köy hiç de öyle uzakta değil. Ay inanasım gelmiyor. Aman anne, burası da kaynayan kazanmış baksana. E işte kızım, hangi evde olmaz böyle sıkıntılar? Çok üzüldü Mehmet Fikri Bey amca. Vallahi öyle görünce içim parçalandı anne. Ailesi dağılmasın diye çabalıyor adamcağız. Nereye gitti ki şimdi? Başına bir şey gelmez değil mi? Yok kızım, Allah korusun. Sahile yürümeye inmiştir. Biraz hava alsın kendine gelir. Yıkıldı tabii adamcağız. Thank you.